Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganlar. Ko'rayotganlar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimining nazar programmasi. Men Olim. Biz bugun Amerika-Xitoy munosabati va Xitoy-Turkiya munosabati ustida alohida suhbat olib boramiz. Biz bu munosabat bilan Amerikadagi xalqaroliq diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkel efendi bilan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi Erkin Akram efendini bu suhbatga alohida taklif qildik. Suhbatimizga xush kelibsiz. Davosa aldı bilen Nuri Efendi, Amerika'da yakında birkaç haftanın yakı Uyghurlar münasebetlik birkaç çok meseleler oturup koyuldu. Mesela Moşu Seyşem Günlüm Amerika Kingheş Palatası'da, Kingheş Palata azası Bob Menendez bilen John Cornyn Katarlık bir kısım Amerika Kingheş Palata azaları bu Xitay hükümetinin Uyghurlar karatkan cinayetini yani erki kırgınçlık depat edi. Anlıkin bunu Amerika Devlet Meclisi'de yani bir karar layihası üstünde oturup koydu. Sizinçe bunun bir kandak bir siyasi ekmeği var? Bu muhim sualını söylediğimizi hoş geldiniz için köp rahmet. Yani bu Uygur meselesi de Amerika hükümeti iki yıldan beri okşamağın mevkide, okşamağın nokta nezarda, okşamağın pozisyede göz karşını, tenkidini, endişini ifade ediyordu. Ama bunun bir vakanın, bir hadisinin, bir siyasi yönünün ismi buluş gerek. Doğru tabir veriş gerek. Şunu göz tutup, biz 6. aydın tatip, Amerika hükümeti gibi bir meslek birliğinden, taşkışlar meslek birliğinden bir örgün buluş üstümüzle, Sekreter Pompeo'dan bunun tabir verişini talep kılıp, yazmış şekilde meslek beğen, bunun tabir verişinin zorluğu. Onunla okşuş vakitte, Kongres'te mi bu teşebbüste bu kıyvatkan ehval battı. Hem de hazır bu mesele gerçi az Amerika bir saylan mezgildi bozumu. Ciddi bir şekilde gelip Amerika Taşkışlar Ministri'nin pasiye bildirişke hedefçilik kıldığın ammavi söhbet tüsü girdi. Hem de bunun ifadesini Amerika Kingheş Palatası'nın ki Taşkışlar Komitesi'ndeki layihiyedin, resolution'den ve koşma bayanat hididin körülüş mümkün. Hem de hazır bu yürgüzlü vatkan siyaset karaydıgan bolsak, Amerika'nın ki Uyghur meselesine bir de whole government approach diyen bir yeni fukum var. Bu whole government approach diyen gibi Amerika'nın ministerliklerinin, Amerika'nın okşama organlarının hembesi birlikte hareket götüş diyen gibi. Mesela diyelim ki Amerika Halkı'na terakkiyat bürosunun ki Uyghur meselesinde ben bile söhbet etkizmek için. Burulu da bundak okşamağın organlarının Uyghur meselesine göz karışını ifade edilen iş yoktu. Hem de bir yerde bu karar, bu tabir verilgen dinkin, Amerika hükümeti çokun bir pozisyaya köysetkenden başka hareket ötüşmüş dağ bir ehvalığa mecbur kaldığın boğa çıka. Amerika hükümeti hem de hazır içki, taşki bu muhitini dengsilip, onunla baha birip, bunu payda ziyan taraflarını körüp, bunun gibi doğru tabir verişini oylaşıvadı da. Hem de bu genocide deyip atısı ne buldu? Atımız ne buldu? Yani söz, sual geliş mümkün. Genocide deyip ataş, kanun boyunca aslında doğru bir karar. Hem de Uyghur meselesini uzaktan küzdüğü atkan, siz bizi okşayışmışsınız için, yaşa atkan insanlar için, Uyghur halkına milli kırgınçılık, insaniyet karşı cinayet ve milli tazlaş yılların bir devam kuvvetidir. Mesela 49. yılden 11. sentabr vakası kadarlı aralıkta Uygurlarına bir şık yegen ve keçirmişti etnik cleansing deyip karış mümkün. İrki tazlaş deyip karış mümkün. 2011 yılından tatip hazır kımış yok karanlık zulmet dünya şekillengen mezgilini insaniyet karşı cinayet deyip görüş mümkün. Onun dinkin ötkenki 3-4 yıl işleri bu atkan bu cinayetini genocide deyip görüş mümkün. Yani bununla tabir bir iş doğru kese ben ayrım ayrım terbiye verip bunun için hiçbir elem. Lakin garip ellerde bulan demokrat devletlerde bir karar çıkarıp onun ne diyeceğini görmese onunla aldırasallıkla karar çıkartan bir medeniyet yok. Siyasi medeniyet yok. Şu Amerika hükümeti hazır Robert O'Brien hakkını müştah genocide okşayış bir işle bu atıda dedi. Onun dedi ki Amerika Kongresi'nin bu yılın 5'i insaniyet karşı cinayet ötküzü atıda dedi. Amerika Holocaust Museum'den İnsaniyet karşı cinayet ötküzü atkallıkını teşhir ettiğimiz dedi. Yani bunu kandak buluştuğun katli nezer, siyasi ve kanuni diplomatik cihetten kandak karar çıksa Uygur halkının ki
Hazır 100 kilovatkan, 100 kilovatkan, 5 tin keçirip atkan külpetlerinden kanun ve siyasi cihetinin alkılışka destek eden besildiğen bir yönlüş tep görme. Bunda olsa Erkin Ekrem Efendi. Hazır elbette Amerika'nın devlet mecliste, yani parlamenti sahamında desek, bu Uygurlar için zor bir kademle besildi. Kanunlar çıkarıldı. Hem abaydigendek Amerika'nın Kengeş Palata azaları hazır bunu Xitay hükümetinin Uygur karatkan cinayetini erki kırgınçılık deyip çakaldı. Hem Xitay hükümeti elbette bunun katkı narazlık bildirdi. Sizinçe Türkiye parlamenti de mi? Bu da Amerika parlamenti de okşaş. Uygurlarının meselesini mışında şekilde oturup koyup Türkiye hükümetinden mi? Ya ki parlamentinden Xitay hükümetinin Uygurlar karatkan cinayetini erki kırgınçılık deyip çakalış mümkün mü? Bence yakınki bir zamanda bunun mümkünyeti yok deyip oylayayım. Ürümçi vakası, Ürümçi katliamı boğan vaktada Cumhurreis, bugünkü Cumhurreis, öz vaktadaki bu başminister Erdoğan diyendi. Yani hudu bu nime cenaz boğan dek dedi onu. Dek diyen bir yapı işletti. Onun dinkin Xitay bile münasebeti yakışıklı istep, bir şikay dinkin alaydı vekil evdi. Onun dinkin o yapını mı demeydiğim oldu. Bugünkü kesek, misalga bugün Muşu mecliste köp sandı boğan partiyle Uygur meselesini Muşu gariplerininki bir oturup çıkan bir mesele. Yani Uygurlarda bir azrak bir mesele var ama bunda çok emez. Bu gariplerinin bir oyunu da Pürdan'la köpçilik de hazır mecliste. Hem de bu Türkiye ile Xitay münasebetini buzuş için Muşu'nda bir meseleni oturup çıkıvadılığı da Pürdan ehval var. Şununla meclisten bunlar bir karar çıkışı kıyın. Yani bir cidden Muşu 2015'ten kin Türkiye Xitay bile boğan münasebetine yakınlaştırmızda tırışkan. 2017-2018'lerde Xitay'a karşı her Xitay'ını bölüş için, Xitay'a karşı için hiçbir faaliyet kızmaydıganlığını mı çakalıdı? Bunu hem de matbaatlarda bozsun, sosyal medyada bozsun bunu mı kızmaydıganlığını dedi. Digendin ki hem de şu Xitay bile yakın münasebet kuruvatkan bunda bir peyde. Bunda bir karar çıkış yani ırkı kırgıncılık hakkında bir karar çıkış. Hatta insan hakları komitesinden çıkışma kıyındak körünü vardı. Da. Hem de kıyın kandak oldu hem de onu karaymadı. Bu sizinçe bu Türkiye hükümeti yani Türkiye'deki okşaşmaların parlamentinin azaları Uygurlarının beşiği bugün kevatkan bu karı gününü hazırgıça onu düşünmeyi bilmeyi onu gayripten bir suikastı da öyle şey bir mantıklı uygun mu? Aslında şu hakimiyetki yıkım boğan medya bolsun, meclisteki azalır bolsun, köpçilik müşte paraydı. Ama bunda karmıganlama var. Bununla karşı çıkan muhalefetle, mesela başka partiyle onda demeyi vardı. Ve biraz halkarını bildiğin, Xitay, Amerika'nı bildiğin adamlar bunun biz digendek düşünüyordu. Yani Türkiye hazırmış Uygurlarga sahip çıkmay, mışında bir cinayet işilgen bir devletle karşı bir pozisyon kösetmek mışında kılvadıdır da tenkıt kılvadıdır. Tenkıt kılgandaki hükümet mi arlap Uygurlarga sahip çıkandaki geplerini kılvadıdır. Ama bu gepler cemiyetin kegen bir bisim, halkaradın kegen bir bisim. Ve şundakla Uygur teşkilatlar, Şer Türkistan teşkilatlarının ki bu siyasi faaliyetlerden tüpeyli kegen isimini yatıştıramaydı. Yani cimhtıramaydı. Yani Türkiye'de hele bir ondan talaş tartışma var. Ama ebeymen digen o sebeplerden tüpeyli yani Garp'nin oyunudur. Xitay bile biz yıkı münasebet kuruvatımızda bu iki sebepten tüpeyli bu şu meseleden biraz kaşkandak kuruvat. Nuri Türkiye'li efendi, yani bu şefte Amerika'nın Kengeş Palata azası Marco Rubio Katar'la 30-40 azala Amerika'nın Taşkışlar Ministri Mike Pompeo'yu hatizip, yani Xitay hükümetinin Uygur'la karatkan cinayetinin ismini, yani nimde pataş gerekti. Bu birinci kıtımlı kitap mesele ve 6. ayda bula bir kıtım evetken 70 neçi parlamentte azası arkalı. Bu kıtımı evetti. Bundan sırt Amerika Devlet Meclisi'de hazır Uygur meselesine bunu bir
irqi qırğınçılıq dep. Hem Kanada'nın kişilik hukuk parlamenti komitesinde ötken hepte bunu mu irqi qırğınçılıq dep yekünge kelişi. Sizinçe bu Amerika'nın taşqi işlar ministrliga ministrliginin yani bu meselesini bir toğından bilen ataşta qanda bir besimlanıp keldi dep qaraysız. Amerika'nın ki bu ijtimai cihetten, diplomatik cihetten, siyasi cihetten, kanuni cihetten Uygur meselesi, Şark Türkistan meselesi ki tutkan pasiyası pek icabi ve pek aktif. Ve keşfiyatçılık rolüyle yani bu naiti creative deyimiz, naiti ken dairlik, oyluşuş, tetkik kılış ve stratejilik Amerika'nın nişanını, milli köz karşını, milli enenesini, kıymet tarihini hemen köz tutturup mojindak bir veziyetini nim kuvatı, otturgu çıkarıp atır. Şimdi bir yerde bu neymiş ki Pompeo bu talep buldu dediğinde Amerika'da bundak karar ne, bundak isim koyuş ne, Amerika Taşkı İşler Ministeri gibi birliğen bir hukuk imtiyaz boğun için Amerika'nın bu ministerlik derecesi de en üstünde durduğun kişi Taşkı İşler Ministeri oldu, Secretary of State. Şimdi bir yerde Amerika'nın mavi prezidentte bundak bir memuri hukuk yok asasiyatı bitkan çağda. Bu orun toşturduğun ızbasarı boğun için. Ama Amerika'nın kongreste hem kanun tüzdüğün hem teşebbüs kıldığın hukuk imtiyaz boğun için ve halkırağı münasifetlik kanun kilişimlerine imza koyduğun, yol sepirdiğun, tesliklaydığunca müştak bir mühim organ boğun için. Bu Taşkı İşler Ministeri'nin bundak telepini koyuş nimisi var, mecburiydi var. Şimdi bunu Pompeo, Sekreter Pompeo bunu kandak yoluyla el kıldı. Bunu da çöntü bir iş gerek. Bazı vakti de özü eğer kabul görse, müşünden atayma edip onu atıya alaydı. Ya ki bunmuşsa Taşkı İşler Ministeri'deki sabık uruş cinayeti bölümü hazır Global Justice Step özgürtüldü. Halkara Adalet bölümü bilen Taşkı İşler Ministeri'nin işçi de mi bir kanun organı var. Legal Department deyimiz. Şu Legal Department ile Global Justice'nin ki ikisinin birlikte ipbağın tetkikati ve tekşiriş asası da yekin çıkırıp gelişim mümkün. Ya ki bu misal Taşkı İşler Ministeri Amerika Kongresi'nin kegen bu teşebbüs bilen ben doğru gördüm bunun kanun asası bağım deyip uladın mesle soruşu mümkün. Lakin bir yerdeki halkılık açıkoç karar veriş hazır şu Sekreter Pompeo'nun kolu da. Ben bunu pekatla vakit meselesiye de bölüme. Çünkü hazır bu mesele şu kandak ataş meselesi hazır devam kuvatkan Amerika prezident sayılımıdaki halkılık meselesinden biri aylandı. Meselen gerçi prezident Trump bunu genocide deyip ağzı bilen itiraf kılmadan bilen bu devlet bir hatarlık meselesi Robert O'Brien bir neç günün aldı da genocide okşuş ve akarlar bu vatkalıkın körü vatınız devatıdır. Şimdi karşı taraftan saylamdırken Burunk Amerika'nın sabık mavi prezidenti Joe Biden bunu genocide ilan kıldı ve Donald Trump'ın şunda deyişini ve hatta Uygur halkının özür soruşka zor aldı. Yani muşundak bir halkılık, içki, taşkı, hatta prezidentlik saylamı takışırken bir meseleden ahırda naik doğru bir yekin çıkardığalıkla benim işençim kalmadı. Çünkü bir yerde Amerika'daki her türlü hükümet emel dağlarının işçi de bir nesil için bunu biliş gerek, niyet duruz. Bu mesele gibi olan endişe materyallık ve bir işlerini kılıp, bir kararlı arkalık bu hazırlıklı 21. esirde 101'i vatkan kırgınçılık meselesini el kılış ve 21. esirde ilip bir vatkan zamanı bir kulluk ne? Yıldızdan kurutup taşlar ve dünyanın ki şu temilleş sistemini tazlaş. Müşterilerde naayeti roşen pozisyon ve niyet mevcut. Erken Akram Efendi, Huda Nuri Türkiye Efendi deyken de kendi Amerika'nın hem de niyeti bir yerde hem de duruş, hem de Uygur'dan meclis kegen de. Elbette eğer Amerika Uygur'dan meclisine oturup koymasa, müşin daha güçlü bir şekilde. Mesela başka devletler gidiyemezse, meyli Birleşken Devletler Teşkilatı da bulsun. Eğer zaman Kıtay'ını müş Uygur meclisinde eğiplemişse, Kıtay hükümeti Amerika'ya zor menfaatler niyet gözüş mümkün. Amerika'nın gözünü yumsa, kalan devletler asasen gözünü yumuş mümkün. Herkese şimdi bunu atayın. Sizin için Muş'unda bir vakitte, mesela Amerika özünün soğudu menfaatini, nurgun menfaatini kayırıp koyup Uygur meselesine ait katkı şekilde turvadı var. Ama hazır Türkiye'nin parlamenti bu Uygur meselesi, ne mesela bazı parlament
əzaları həm bəzi partiyalar Kırgız məyvadıdır. Məsələn, Ötken Əbdülan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının rəisi. Dövlət Bağçayla qopub, bunu mu abaytınsız şüəndirib ötkəndək. Bu, bunda məsələ azasən bunçilik məsəl yox. Bu, başqalarının bir suiqəsdi məqsidi bu Türkiyə parlamentiqə əkirib. Bunu məsələn çoğun aytdik. Ya ki, bizlərin Xitayla boğan münasibətkə dəxil qıldırıq işdə. Uzundan beri, həm də hazırlıq hakimiyyət üstündəki AK partiyayla birləşib, Uyğur məclisində oturuq qoyan başqa partiyalar, İYİ partiyası olsun və ya ki, başqa partiyalar olsun, onların oturuq qoyan qərarlarını, təkliflərini rədd qılan oldu. Sizincə, həm də... Bu, Millətçi Hərəkət Partiyası deyən? Həm də bir panturik bir partiya, həm də Nurğun Uyğurlarımı zor ümid kütkən, bizə yaxşılıq qıb qurdu, bizə ilgi çıxdı deyən bir partiya. Amma bugün gündə əməliyyatda ilgi çıxmadı. Siz bunun qanda qarayız? Həm də Şərq Türkistan məsələsi yalqızla bir MHP'nin ki bir məsələ əməz. Yəni bir pan-türkizm ya ki türkçülük bir məsələ əməz hazır. Hmm. Hazır bu insanlıqqa qarşı cinayət digən bir məsələ. Və şundaqla bu ırkı qırgıncılık məsələsi aylanmadudur. Yəni bundaq bu oğan taqdırda Uyğur məsələsi yalqızla bir partiyinin məsələsi olması lazım. Yani meyli Türkiye'nin 10 partisi bulsun, meyli so partisi bulsun, hemisinin meselesi buluşu lazım. Hem de bu yakın zamanda bu Milliyetçi Hareket Partisi bu Uygur meselesinden biraz jiraf duruşu, mesafe koyuşu aslında Uygurların ki bu partiyi boğan kızgıncılık mı azıvadı da aslında. Yani burun kıdek mi emez. Ama bu partiden ayrılıp çıkan partiler var. Mesela Büyük Birlik Partisi var, ondan dolayı İYİ Parti var. Bunlar hem de aşırı on kanatlarını temsil kıldı. Bunlar hem de sahip çıkmadı. Yani yeni kurulan küçük partiler var. Mesela Bronka Başminister Davutoğlu'nun kurgan Gelecek Partisi var. Mesela bu kıl partiler sahip çıkmadı. Sahip çıkış yalnızla Uygur meselesi bile emez de öyleyim ben. Çünkü Uygur meselesi bile bu hakimiyet bir şeydi ki partiyama bizim şirketleri Uygur meselesi. Şununla bu bir cidden bu insanlık meselesi de kabul kılıp mevcut olan bu hakimiyet bir şeydeki partiye karşı çıkmadıdır. Hem de yüzünün ki şu Türkiye'deki inavet ve bunun ki obrazını tüzeş ve şundakla kendisindeki saylamda avaz ilişinin mal planları. Ama şunda boğan takdirdimi Türkiye'de bir kısım adamlar yani muşu meselelerine pek kızgıdır. Ama hakimiyet başka partinin kolu boğan için icraat cidden bunu hal kılamaymadı. Şununla bu Milliyetçi Hareket Partisi bu meseleden jirak duruşu kendisinde avaz ilişi nema kıyınlaştırdı. Bu iyi nefem. Hem de eğer de ben muşu menfaatini mi kurban kılmen dese hem de o partinin yüzünün ki bir meselesi ayrıldı değil mi? Nuri Türkül Efendi, ötken hepte Amerika'nın ki danlık taşkı işler, jurnalda, yani Erdoğan hükümeti Türkiye'nin Kıtay'ın bir xeridar devletine aylandır koydu diyen bir makala ilan kılındı. Bu makalda yani Erdoğan hükümetinden hazır hem de asasen Amerika, Avrupa, Garip ellerle münasibetinden suğu çılaşkanlığı. Hem hazır özünün birden-bir kısa cihette meblağ salıdığan veya ki yardım pul verdiğin devletinin Xitay boğanlığı. Şunun bile bu hazır Erdoğan hükümetinin Xitay ile muşunda yakınçılık bir münasiyat kuruşka mecbur bulup öz devletini xeridar devletine aylanğanlığı alaydı şerilengen. Sizinçe bundan karış doğru mu? Bununki bir netçe sebebi var. Hem de bu Xitay'ın ki o şu çirik, mecburi təsirini kengaytış erkitinin kurbanı boğan tek Türkiye yok. Bu dünya karakterlik bir meseleye aylanan bir mesele. Bu terakki kıvatkan devletlerinin köpüntüsü ama işte okşıgan bir ahvalda hazır. Ondan başka ama şu Orta ve Şerqi Avrupa'daki bazı devletler mi? Mesela Vingiriya deyimiz, Polşa deyimiz, hazırsız təsirligen ahval okşaş. Müşta Xitay'ın ki iqtisadi ve diplomatiyatiki təsirinin kurbanı boğatkan əhval var. Şimdi bu müşta əhvalda qağa vaxtı da Xitay'ın ki içki işleri arlaşma digən səbsətçiye
Lebbey deb turish kerakmi yoki bo'lmasa o'zining an'anasi, o'zining siyosiy tuzilmasi va prinsip jihatki chiqishni merkez qilib tashqi siyosat deb berishmi kerakmi degan bu savolni ko'rish kerak. Ba'zi davlatlar, mana shu Turkiyani o'z ichiga olgan davlatlar Xitoy Turkishningki iqtisodiy va diplomatiyadan ziyon olib keldi degan Xitoy tashviqotiga ishinib özününki siyasetinde hatalı kod güzeltken ahvalını körü attınız. Eğer Xitay'la Türkçinin bedeli ötüldüğün olsa, bugün kadar Trump hakimiyette naid iğri bedel ötüken buluş gerekti. Bütün katlık yap Washington'dan çıkmadıdır, bütün katlık siyaset müşen çıkmadıdır. Ben adıysa Xitay'ın siyasi bürosunun azası olan adamını bir yerde embargo olan cezalaş oldu. Xitay'daki 48 organını, bütün Şerif Türkistan'daki Sakçı idaresini çıkan 48 organını Amerika hükümeti kartizmlik aldı. Dünyada 800 şöbe şirketi var, ticareti var. 1000 tane Amerika hükümeti kartizmlik aldı ve embargo koydu. Hazır için bu münasebette bir dezgetken, çekketken yani kömüdük. Bunun da fakat diyalogda, communication'da tohtap kılıç, isilip kılıç tek ahval boğan bilen, eğer saylan boğan olsa, ben işini ve Xitay hakimiyeti Trump hükümeti ile münasebetin yakışlaşka hareket etmesi mümkündü. Muşunçilik tedbirler, muşunçilik çıkarılan kararlarının ki kararlarının inkas kaytırı sübütü bilen. Lekin Xitaylarda ondak bir iş bulmadı. Yani bunu erken efendim yakışı buldu Xitay işleri mütexessiz boğun için. Benim düşüncemde dünya cemaatçilik ki Pompeo efendim degendek biz ulanı özgürtmesek bunu özgürtüdü degen nesini kabul kılış gerek. 7. ayda Nixon Center'da sözleyen nutkuda açtık bir söz var. Eğer biz Xitay'ını özgürtmesek, Xitay kilip bizini özgürtüdü o der. Müş Türkiye'de bu vatkan vaziyet, ne şu çakırıqın ki emilleşken bir hadisi deyip görme. Bu bir hata. Türkiye müşündak devam kısa, başka devletler müşündak devam kısa, tarihinin ki hata yerinden oran alıdı ve garip eldirilen demokratik prinsiplerden asas kurulgan halkaranın ki bu sistemine desk edilen ahval buldu. Bunda ahval ne Xitay hakimiyeti arzu kıldıgan ve erişike hareket kuatkan bir ahval. Erkin Ekrem Efendi Abaytin Nuri Efendi depo tep ketkendik. Bu Türkiye hükümeti belki şu Xitay'la kırkış mı sakla alın emeliyette bizden münasitimiz yakışında sorucu ettim payda almayız dep karıldı origendek belki bazı hükümet ya ki hükümetin adamları. Eğer şunda olsa sizden hiç bu kıtın Birleşken Devletler Teşkilatı umumi kengişide 39 devlet Uyghurlarının menfaatini koğdap durup Xitay'a karşı tutu demeslen de bayanat ilan kıgan buldu. Bunun da Türkiye yok. Türkiye'nin vekili bir dediği de ayrı bir yumuşakrak şekilde Xitay'a meslet begen, eyipli genemez şekilde bir bayanatını okuyan buldu. Sizden için Türkiye şuna bu 39 devletke kırmadı mı Xitay'ın eyipleşti? Kırmadı yani malum ama öz aldığı bir beyana namını digen oldu. Hem Birleşken Devletler'in ki zemininde hem de yine Türkiye'de partinin ki sözcüsüyle hem de Taşkı İşler Ministerliği sözcüsü arkalık bunu tılığa ağam oldu. Yani. Ağandı mı Xitay'ın ki bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne ilgili hukukluğa hürmet kılgan takdirde Uygurlarının ki bəxtlik yaşayışını xalayımız digendek bir gebendi. Ve Xitay'ını şu Qərb devletlerde gidek bizim işin tip durup digen bir geb çıkmadı yani Amerika'dek olan. Ya da mavu nime Germaniya ve mavu Fransiyada olan dek Birleşken Devletler tarafından bir müstakil bir heyet evesin. Eşeğine bir tekşirap gelsin digendek gebmemi demedi. Aslında Türkiye bir terakkiyat kılavatkan bir devlet. Hem de kinki yıllarda iktisadımı pek yakşamaz. Bunun için garip devletler bile, Amerika bile boğan münasebetlerimi jirik. Şu aşka bunda bir peyde, yani Xitay ve Rusya'daki devletlerle yakın münasebet kuruş bir siyasi tallaş buldu. Bu ama bir milletin ki bir alaylığı değil, bir kültürünün ki nimsi. Yani seninle çıkışamışsan başkasıyla çıkışman değil. Ama Nurgun Devletle çıkışamışsan mı çıkışman çünkü menfetim var seninle. Deyip yani çıkışıdır. Onun başka hem de Xitay'ın ki 2013'ten
biri oturup koygan bir yeni İpek Yolu projesi var. Bu stratejiye emirleştiriş için ma Türkiye'nin ki oranı pek muyum Kıtay'ın ki ma bu projenin ki emirleştiriş için. Şununla Türkiye ma bu Kıtay bizge çık meblağ salıdı o bu dep iştuvadı da bunu. Meblağ salsa anladın ki iktisatını biraz kutuzlasak deydiğen bir niyet mi var? Ama bugünkü çe bir kıtım 3.7 milyar, bir kıtım şu 1 milyardan çıkarak yani hemen yıllık kıyası 5 milyarçilik bir nesil yüktürüyor. Pakistan'da 40 neçi milyar dolar salalıgan bir Hıtay, Türkiye'ye bunun sağını yok hazırca. Bunun ki sebepleri var. Hıtay cettin karaydıgan olsa Türkiye'ye pek işin gitmeydi. Çünkü Türkiye Gerb'nin ki cephedeki bir devlet. Misalga NATO'nun ki ezası, Avrupa Birliği'nin ki namzatı. Onun için ikinci iş yüzyıldan beri Türkiye Osmanlı ile birlikte esasen şu Gerb ile yakınlaşımız ve Gerb'e karar hareket kılımız diye. Şunu da bu pek işini getmeydi Hıtay meselede. Şunu da aldırıp mı meblağ sağını mı yok? Hem de Hıtay Türkiye'de meblağ sağan çağdığında talepler mi pek yukarı? Misalga Türkiye'de tız süratlik boyuz ne? Sistemle ekileyle de kılgan ama talepleri yukur boğaçka Türkiye onunla kabul kılamadı yani. Şununla bu Hıtay'dan bir nesil küştüş, hazır gıcetleri küştüken ya da planlıgan o seviyede kemey vardı. Eğer bunda mani verse, Türkiye mi bir günü Gerb ile münasebeti jirkleşken de Hıtay ile mi jirkleşip bilişinin gibi ihtimal var. Çünkü pek yukarı bir küştüşte eğer de onunki cevabını alamısa, inkasını tapamısa onun kim başkaçı özgürdü. Bu mu bir Türk halkının ki bir huyu, bir mücezendi. Şunun kendisinde bu özgürdü de mi oylayın? İkincisi, Türkiye'nin şu Hıtay'a pek yıkınış gitişi veya Ruslar'la bunda şirik devlet buluşu, itibaktaşlık devlet buluşunu mu, garplıkla mı olmaydı? Çünkü a coğrafya ornadan tüpeydi. Yani hakimiyetin bir şeyde kim bozu bozsun, muyum emez ama Türkiye muyum. Şunun da bu tosaydı ve başka yollarını mı izleydi de öyleyim. Bu da Amerika'nın ki sayılımından kim belki NATO ve Amerika Türkiye'nin üzgü tatıdıkan ya ki başka bir kuşluk mu işin ki ihtimali var da öyleyim. Çünkü bu kiti verse bu bombaydı de değilken oyla var. Mesela NATO'nun ki ne çıkartım çıkın aşkancağda şu Türkiye'nin ekmitini tılgıyla vardı. Yani başka Rusların, Kıtay'ın kolu çok kalmasın dediğim bir niyet mi var? Bunda bir kısa bir mezgir dışında Kıtay ile yakınlaşımız geçti Uygur meselesini bir sel karab ya ki nimdeyimiz kömeski kilip kömestin kilip başta kılıç mümkün. Ama bazı gepleri de yakın işçikimi kıstırdı. Mesela 26. yıllarda şu Müslümanlarla münasebetlik bir nutku da deydi bu Arikan'dan şu Türkistan'ca muşlar ızdırap dağıtıladı ve zulüm kürvatıdı deydi. Hem de Türkistan'da hem de zulüm kürvatkan şu Uygurlar yani. Ama Şarkı Türkistan demeye vardı. Yani demek ki yanı kıstırıp bu işin ki nimenimi halaydı diyeyim. Bundan 4-5 yıl evvel mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki Amerika ziyareti vakti de şu vakti de bir yığındı mı Uygur meselesi soruldu. Sorulgan vakti de Erdoğan'ın ki ifadesi hem de bu Uygur meselesini ya Amerika el kıtsın ya ki Birleşken Devletler Teşkilatı rampısı da el olsun deyelim. Dep cevap verdi. O gepnin manası yani Türkiye halkımızın silahlı halkı lütanlar. Diyen bir gepnin. Şununla hem Türkiye'den kegen bir cemiyetin kegen bir bisim var. Uygurlara sahip çıkan bir bisim var. Hem de halkıradın kegen bir bisim var. Türkiye nimde karab durdu. Hem dindaşı hem soydaşı. Buna karab durdu, nim buldu, nimi sebep vardı, kanda bir sebep durdu. Der yazılığa nesle köp buluyordu. Şununla Türkiye hem Hıtay bile boğan bir menfetini hem de mavi halkıra ve Türkiye'nin işçiden kegen bisiminin arasında da sıkışık kalan gibi. Hem Uygur meselesi gibi sahip çıkışını halaydı, hem Hıtay'dan mı menfet ilişini halaydı. Aşı otturdu Türk'le başka, bazen Uygurlara sahip çıkan bir geplerini
deydi. Bazen de bu geplerden hiç gücürdü. Nuri Efendi, bu azar erken Efendi için döndük hem de Kıtay'dan bir menfaat geliyordu, meblağ salıyordu. Ya ki bizge iktisadi yardım verdi degen yani şu ümitni kütüp uzun yıldan ya ki Türkiye hükümeti hem de bir gözünü kısıp yani bir gözünü içip Uygur meselesine doğru gelip kalan çağda Uygur'un gibi anca mı çıkıp koyup doğru gelmeyen çağda arlaşmayı bu işe. Tuhanlığı elbette emmeden güçlüştük ama bu şu birkaç günden ya ki boğan Türkiye ile bulup mu Fransa ile boğan münasebetini görsek Türkiye hükümeti mesela President Erdoğan Fransiya'ya bulamdı, Germaniya'ya bulamdı, hatta Amerika'ya bulamdı. Özününki meydanını, naiti, merdanlaça, özünün karşılığını mesela şifadlı eleydi. Ama Xtay'a genç yağdı bulup mu, mesela hazır hem de Fransiya'yla boğan mesele mu, İslam dini berip takılgan bir mesele. Bu yerde hem de Fransiya hükümeti, bir ilden 3 milyon gıcı Müslümanla lagırsı olgan yok, meçitlerini çakını yok, Kur'an'ı köyde gini yok. Ama Xtay hükümeti hazır, Uygurların meçitlerini çekvatıdı, imamlarını, mollarını lagırlağı solavatıdı, Kur'an'ı köydürvatıdı, hem Kur'an'ı Kıtayçılaştırvatıdı, Kur'an'ı tercüme kalan Muhammed Salih Efendi'nin lagırdı, ölgen buldu. İslam dini itikat kalanlık için milyonluğun Uygurlar, dini esebirlik degen namdı bu lagırlağı solandı. Ama karsak hem de President Erdoğan, Fransiyanın İslam düşmanlığı güçlülükte, Fransiyanın President Macron ile ciddileşip, işki devletlerin elçileri kayıp gelip, bazı işki devletlerin münasibine aitinde açarlaştı. Sizin için, Türkiye hem de, haba edigende, iktisadi cihette, nurgun cihette, ait, diplomatik cihette, münasibine aitinde hem de, pek güçlük bir devlet demez. Bulup, Avrupa, Amerika ile sileşti olan çağda. Ama Avrupa, Amerika'a özünün meydanını inik şekilde, bazı gazep bilen eytala ediyor, Kıtay hükümetinin Uygurlara, Uygur Müslümanlara, hem Uygur Türklere katkan bu cinayetiye hazırlıkça bir yıldız gelmeydi. Sizinçe bunun sebepleri ne midir? Şimdi bir yerde bu abaya Doktor Erkin Ekrem mi dedi, bir prensip meselesi, ahlak meselesi var mı bu, bir vaktin ödüşten özgürüş mümkün de. Ben şimdi şunu da, Türk halkı nazir, Amerikalıklar da, uzakını oylayıp, biraz like, backbone deyimiz umurtkısı var, bunda bir pozisyonu tutamadı. Lakin şimdi bu hazır kılmış Xtay'ın ki bismiğe kançılık takabül turalaydı, kançılık berdaşlık verdi, kançılık sevri kıldı, bunu fakat vakit ayrı alaydı. Hem de bu Müslüman dünyası ki bazı rehberlerinin şu İslam'a münasebetle hakaret olsun, bazı icdimai mesleki gösterirken ifadesi karaydan olsak, bu kimge karşı inkaz kaydırıyordu, bununla bir karış gerek. Mesela Emmanuel Macron bu kösetken bu karşılığını ammavi göz karşılığının kifadesi bir devletin başlık olgan diken muhinak deydi de bu oyluş mümkün. Lakin Xtay'da bununla nispeten retaliation deyimiz karşı tedbiri kullanılan ahval var. Mesela iktisadi cihetten, diplomatik cihetten veya bihaterlik meselesi cihetten. Hem şu an bazı Müslüman devletlerinin ki muhinak ictimai meselelere kösetken inkası karısak normal adamga normal muomil qilgandek normalsiz normalsiz inkas qaytirayotganligini ko'rish mumkin. Ya'ni bu to'g'rimi degan chaqda menchi xato bir usul. O'xshash prinsip hamma adamga ishlash kerak. Agar o'zini islomning himoyachisi, mudofiyachisi, islomning ovozi deb ko'rgan har qanday bir musulmon lider o'xshash prinsipni hamma davlatga, hamma xalqqa o'xshash ishlatish kerak. Ya'ni bu yerda faqat fursat berishlik ağızı degen gibi olan emeliyatı maslaşmağın ahval bu kıtımkı bu vakada Nait Roşan görünüp kaldı. Bir yerde yirgin işki tekişlik bir insan mı turptu bu Pakistan'ın başministeri İmran Khan. Bu İmran Khan'ın ki Uygur meselesini işki kıtım sorusa hatta Türkiye'nin televiziye kanıldı mı? Bilmez ki sivağın ahval var. Pakistan'ın ki insan hakları ministeri El Cezira'da bu işin haberim yok de işkilenmeyi İnkar kılan yer var. Lakin bir yerde netçe yüzlügen Pakistan halkına mı müşteninki ziyankeşik uçurduğun ehvalini görüyoruz. En az digende 60-70 Pakistan Uygurlan aile kurulan Pakistanlılığının ailesiniz de halkına ehvalini görüyoruz. Yani müşteninki ehvalası da köymesi vatime, bilmeydik eme deyişe netçe naiti siyasi ahlaksızlıkla ifadesi de görmemem. Erkin Ekrem Efendi, bu hazır Nuri Turgel Efendi'ndek hem de Türkiye'nin Prezidenti Erdoğan, hem de
Fransiyanın prezidenti hem de Emmanuel Macron bilen bir-birisine ayıplaşıp bu mesele. Onundan kiyin elbette Pakistan'dan başministri İmran Khan, yani nurgun başka Arap devletleri buna koşulup, tam Fransiyanı ayıplaşıp kıldı. Onundan sırt, yani Palestin'de mu, ken kölemde bu Fransiyaya karşı namayış oldu. Hazır hem de muşu devletle Pakistan, Saudi Arabistan ve muşu oturu şerhdeki bazı devletle ötken hepte Birleşken Devletler Teşkilatı umumi kengişki jığında Xitay tarafta turup Uygurlar karatkan muşu cinayetini aklıgan hem aşırı hatki kol koygan devletle. Palestin mi şunun işte? Ama Palestinlikle hiç zaman Uygurlarını Xitay hükümeti Uygur Müslümanların lagırı soledi, Kur'an-ı Köy'deydi, bunları tuttu öltedi de namayış kıgın yok. Hazır emlisi Fransiyadaki aşı bir parça resim sebebinin emlisi koçuk çıkıp namayış kımakta. Sizin için bu mantıkı uygun mu? Hem de bir yerde bir mantıkı izleş biraz kıyın hem de. Hazır bu Müslüman devletleri köpü muşu harbini doğrak kurgan bir devlet. Yani bu ulus devlet, yani nation state. Fakat özününki siyasi medeniyeti ve özününki itikadı bu tüzümge maslaşmayan bir devletler bunlar. Şununla bu özününki devletinin menfetini oylaydıgan bir devlet ağlığı geldi. Şununla Müslüman devletler, Türkiye ve Pakistan dedik, misalga İran, Şiilerinin ki liderini, o muhtaylıydı. Misalga Suudi Arabistan, o muhtaylıydı. Ma Sunnilerinin lideri bu mendigen devlet. Bu mu yanı Xitay ile yakın? Şununla bu Müslüman devletlerinin ki meselesi muşumiki değmem. Yani bir ulus devlet ben, şununla benim devletimin ki menfetini koldaymem. Kağan bu ümmetinin ki işle arlaşmayma. Eğer de bunda değilken olsa Müslümanlık bile bir yerde bir zıtlık meselesi bulur. Hem de kilip Xitay muşu İslam'a ebessiz de ötken o Kur'an köydürüş, Müslümanlarını cezalandırış, cezalaş ve şundakla Kur'an-ı Kerim'i tercüme etken adamımı lagerde öldürüş diken değil mi başka? Xitay hazır muşu İslam'ımı iki kıl İslam'a ayrı vardır. Birisi Arap İslam'ı, birisi Xitay İslam'ı. Yani İslamiyet bir bütün buluş lazım. Bütün yaşardaki Müslümanlar için bir dindir. Ama Xitay aşını büyülü vardır, Müslümanlar karşı çıkmaya vardır. Ve muşu İslam'ın ki bazı itikadlarını o pes kürvadıdı. Ona hacılap tıllaydıgan gep sözler var. Müslümanla karşı çıkmaya vardı. Hem de ma yakında bir nimede sosyal medyaya gibi çıktı. Bir çatma filmde ma bu Arap devletlerinin ki hudası Muhammed deydi. Yani dinini mi bilmeye vardı. Hem de deydi bu Huda şu Arapların hepsini birleştirdi deydi ve bizge biat kıldı deydi. Hem de peygamber evetken bir heyetken o heyet evetken vakti 651. Yani peygamberimizin vefat olup şirinle çildin kim ki işte hem de hem tarihini İslam tarihini mi kurumlavadıdı hem dinle ucumladı dinle bölüvadıdı ama Müslümanlar cim harap kılvadıdı. Aslında özünün dinine, özünün itikadına hılap kılvadıdı. Bu cihanda onun da mı çok günah olmayı. Eğer de muşunlu göremeyen olsa hem de onların ki a dünyada mı cevapkar olurdu. Cevap yurdan bir sualla köp olurdu. Şununla ben daha oylayayım. Ben. Yani bir mezgildin ki Uygur meselesinden tüpeyli, Uygur Şart Türkistan Müslümanlarının bir meselesinden tüpeyli. Hem Türk dünyasında hem İslam dünyasında halklar arasında özne hükümeti gibi bizim işitildiğim bir mesele bir ikim buluş peyda bulurdu deyip oylayın. O yalgızla kura emez. Şundakla okugan, münevver, irfan, ilim sahibi boğan adamlar bunu başlaydı deyip oylayın. Yani Uygur ne Uygur meselesinde belki İslam dünyasının ki bir merkez meselesi ayrılıp gelişmemi mümkün. Eğer de aşına bir mesele peyda olmazsa nurgun Müslüman devletler yani hakimiyetler kıyın ehvalda kalırdı. Bu da devlet kısımdakiler. Ebesiz belgen bu şu Filistin meselesi. Ulamız aşında okşaş kaderini, takdirini görüyordu. Ama Xitay'a kegencağda Xitay'ın ki yine de durup
tızımlıkla imza koyuyordu. Yani demek ki bir yerde din ve ahlak meselesi emez, bir yerde esasen menfet meselesi oluyordu. Hem siyasi menfet, hem de iktisadi menfet, bazı devletler için enerji menfet. Yani bu menfetten tüpeyli İhtayvla yıkılış vardı. Onundan başka hazırkı köpünce Müslüman devletler, muşu Gərb devletler bile pek çıkışa mıgan bir vaziyet derdi. Şunun da Gərblerge karşı, bulup mu Amerika'ya karşı, muşu Xitay takabül turalaydı, muşu Xitay en çok devlet, şunun da Xitay'ın yine de tutsa, kelgüsünde Xitay cihanını sorsa, onun da ki biz toğ yerde tuğan bulumayız deydiğen göz karışmadı. Şunun da bu hazır muşu ötkünç vaktimiz mi ama özgürlüğünün ki ötkünç vakti. Hazır ki peytiki efal, muşu peytiki kitip devam kımaydı deyelim. Gerd devletlerde yükselgen bu Hıhtay'a, Hıhtay'ın ki bu kıgan zulüm ve Hıhtay'ın kıgan bu ırkı, kırgıncılık siyasetindeki karşı gerdlikler hemisi kaynağı vardı. 2018, 8. aydan itibaren. Bu yanı bir işkicilmişe devam kısa, Kağa Müslüman devletlerine karab tumaydı deyip oylayın. Bugünlerde Gerb'de, meyli Avrupa'da Amerika'da bulsun, Yahudi cemaatten muşu Katolik Hristiyanlarca hemisi hazır kozgunup muşu Uygurlarga sahip çıkmadı. Halbuki ulan Müslüman. Ama Müslüman mı muşu Yahudi ve Hristiyan cemaatinin ki hareketiyle birlikte Müslümanlar mı kendini kamaylı deyip yanı muşu egişip Uygurlara sahip çıkıdı da mı oylaymandık her ikisi. Nuri Efendi, sizden bundan koşumçu kıldığın bir sözünüz var mı? Hem de Doktor Erkin Ekrem degen meselenin içinde en halkılık bir mesele var. Bu anti-West, anti-Americanism, Amerika karşı, Amerika'ya, Gərb dünyası karşı. Şimdi bu şu teşvikatta, hazır bunun ismi çıktı, disinformation campaign deydiğin. Bu devletlerin prezident saylımına təsir görsək direkt dərcədə bir yeniden çıkan bir hareket bu. Bu Xitay hükümeti bunu kandaktı Uyğurlara sahip çıkışını Amerika'nın çomakçısı olan ya Gərbəllərge çapan yapan Gərbəllərinin atanmış cinayetiğe icabi təsir görsətken bundaq görünüştək bir his duyğunu şekillendirdi. Bu bir naiti algılıq mesele. Bunun da her türlü sorulu lakin tekişlik dikkat itibarı kozgulanmadı. Bir adam da jigip etkan çağda Amerika çıkırıvatıdı bu işini. Amerika'ya takabül durduğun birden bir güç, Xitay güç. Bunu Xitay'ın teşvikatı da mesela'nın haberinler var. Amerika Müslümanların öldürüp şehirlerini bombalığan vaxtı da biz berip şu şehirlerini kurvatımız, doktorhan silivatımız, mektep silivatımız da Xitay'ın Global Time'dı mı? Bu meseleyi oturup koygan. Onun dinkin yanı bir halkalık mesele var. Bu Uygur meselesi ki sükutturu atkan devletlerinin köpüntüsü Türkiye'nin özü çıkanmağında. Köpüntüsü bir diktatör rejimdeki hükümetin beşi tuvalla bir tevrinişlik bir hukuk imtiyazı turu atkan bir hakimiyet boğun üçün bu halkıya insan hakları dini erkinlik doğrusu da yol biri verse özüge siyasi tehdit olduğun yerini mi bulu köreklik? Mesela bazı devletler var. Mesela bu Otur Şarık'taki. Bir yerde Sünni, Şiye, Mezhep arasındaki ihtilap naydükü. Bazı devletlerde Sünni Beşli Otağam'dan Şiye mezhepininki nüfusu köp. Bazılarda Sünni Beşli Otağam'dan Şiyelerden kivatkan bu dini bastırışka karşı inkaslan naydükü. Yani bu ne? Garip elleri kegen çağda onu koyuverse ula icdimai mesele de koydu. Yani Uygur meselesi kegen çağda koyuverse insan hakları da koyuş gerek. Koygan çağda ulanın özüdeki insan hakları meselesi gibi şu halkı şu imtiyazını bir iş meselesi. Yani bazı devletlerde bu eskiri güçten kolunu kalan devletler var. Mesela Pakistan okşu. Mesela İmran Khan gerçi Pakistan'ın başministri olan bilen o devlet gayri şekildeki eskiri hakimiyetinin başkuruluşlar minvatkan bir hakimiyet. Mesela Xitay'ın ki bir hatarlık esleyenleriyle Pakistan'ın milli askeri güçlerinin arasındaki itibaktaşlık siyasi güçlerinin aldı tuturdu. Yani mesela Türkiye'de başka bir tüste bu iktisadi menfaatini gözlendirmek. Şu anda bunu karganca'da her taraflığın karış gerek. Onun için yeni bir sağlıklılık mesele hükümet olan halkın arasındaki pasiyen arayış gerek.
Doktor Erkin Ekrem doğrudaydı. Bu halkının arasında doğru işlep kararlıgan bir mesele deyip kömeymen buna. Çünkü bu atal bu devletlerde metbuat erkinliği yok, söz erkinliği yok. Bundan dikin koçluğa çıkıp namaz kılış erkinliği yok. Emmiye davatkan mavo. Birkaç devletlerin üstü çıkanmadan devletlerin davatmen. En bu devletlerdeki halkla Kıtay'la naitli Kıtay'ın Uygurlar yürgüsü atkan dini kırgın, milli kırgınçlıkı rahat mı kullandı dese tabii ki onda bu maske ihtimali çok. Ular dışından siyasi erkillik var mı? Koçlara çıkıp namaz kıldıran, makallarını yazıran, televizyonlara çıkıp bayanat kıldıran onda erkillik yok. Şunun için bu meselenin kargancağında icdimai cihetten, eskeri bir hatallik meselesi cihetten, iktisadi cihetten, diplomatik cihetten ve en mühimi garip eller gibi olan müşü devletlerdeki aşkarlanmadan gerezlerini mi köstüp mülayiz kısak ben doğru bir yakın çıkarlayın diye söyleyeyim. Erkin Ekrem Efendi, bu Abaytın siz de ödeb kettiniz meselemi şu, meyli Türkiye olsun, Suudi Arabistan, İran veya ki Pakistan, Katar'da devletler, gerçi bunlar Müslüman devletler olsun, özünün devletten menfaatini birinci oran koyup, Kıtay bilen münasebetini yakışıksak menfaat almışken de, Uyghur meselesi de ya gözünü cümüp, ya Kıtay ile birleşip, birleşken devletler teşkilatı olsun, kalan yeri olsun. Muşindak özünün siyasetini yürgüz batıdı. Hem de özünün devlet menfaatini közler. Hem de hazır Uyghurlar mı? Hem de mesela Fransiyanın prezidenti Macron bilen Türkiye'nin prezidenti Erdoğan'ı seliştirse, Fransiyanın prezidenti Macron tıkışkaptan aldı birleşken devletler teşkilatı umumi kengişte, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bu xil bostirishni qabul qilib bo'lmaydi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti maxsus tekshirish o'miga evatib Uyg'ur rayonida bo'layotgan vaziyatni bilish kerak degan bu gapni o'tirib qo'ydi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti buning 500 ga yaqin a'zosi bor albatta, shularni oldi dedi bu gapni. Hozirgacha chiqdi, garchi Turkiyaning tashqi ishlar ministri Chavusho'g'li bir qancha qitim og'zi Uyg'urning maslisini o'tirib qo'ygan bo'lsa ve Taşkı İşler Ministerliği ya ki AK Parti'nin bayan açıları bir kan çıktın, oturup koyduğundan sonra Erdoğan bir kıtım Uyghur'un meselesine Fransiyanın prezidenti Macron okşaş, dadıllıktan oturup koygun yok. Bu bir paket. Ama hazır bir kısım Uyghurlar, bulup mu Tor'da, bulup mu Türkiye'ye kalan devletlerde olsun, hazır Fransiyanı ayıplaş, Macron'u ayıplaş. Mesela Türkiye'nin ya başka devletlerinin şu yantayak bulup şu devletlerine. Fransiyanın mallarını baykot kılış deyip hurra çılık bilen torlada emeğe şu hareketlerini ilip bir ot. Sizden için bu Uyghurlar ama özünün devleti bombanlık için şuna özünün devletinin menfaatini göremeyi vatamdı. Ya ki özünün milli menfaatini kanda koğdaşını bilmeyen bu şunda torgu çıkıp o vakimiyet ma devleti karşı tutsa ya ki öz turvatkan devlet yeni bir devlet karşı tutsa şu devletinin menfaatini koğdaymı der. Özünün milli menfaatine ziyan kıldığın işlerini kıvattamdı deyip oylamışsınız. Hem de bu bir biraz mürekkep meselesi Vahabiye'de. Çünkü Nurgun Uygurlar, Müslüman devletlerde yaşayan Nurgun Uygurlar, aşı devletinin ki grajdanı. Hem de o devletin grajdanı olan ki o devletinin ki menfaatini mi kogdaş doğru kildi. İkincisi, misal Türkiye'deki mavi biraz dindar bir partinin ki hakimiyet bir şekilişi ve dindar adamlarının ki kızgışını özgü celp kıldı. Şununla bu hükümet neyim dese, şunun ki siyasetini kırıp hem de özünü beyan kıldı. Ama bunu kılvatkan ceryanda siz dittep ötkende ancette yanı bir neyse bulmuş lazım. Şark Türkistan'da yaşavatkan milletlerinin Müslüman. O rayonma bütün Müslüman dünyasının ki en şarkı rayonu. Şundakla Türk dünyasının ki şarkı rayonu. Onu kovdap kılış mı bütün Müslümanlarının ki vezifesi bu perz bir ilgan bir ekvaldır. Bundak toprağını yutur koyuş ve üyedeki zulüm körvatkan edemlerini kutkuzmay. Başka bir yerlerde düşman izleş. Başka bir yerlerde edemlerini tenkit kılış. O zaman şu bir tereplik bir köz karışı olur da. Şununla an cedden yanı Şer Türkistan'ıma oylaş lazım. Bu dini cedden. Milli cedden mi şunda? O toprakta, atobomuz o toprakta tuğuldu, yaşadı.
kindik kanımız aşağıda tökülüyor. Şununla uyarı boğan bir vazifemiz var, vicdanımız var. Şununla Şarkı Türkistan meselesi var. Bütün bu şu çakalda yaşavatkan ve aşı devletinin kıracılarını kutletken adamlarının ki bu vazifesi. Şunun buna bir tamponluk bir şekilde ilip bir iş lazım. Tereplik boğan vakti da Uygur meselesini, Şarkı Türkistan meselesini unutup ağam terdirde o vakti de bizimki sırtkı çıkıp hicret kılışımızdaki hiçbir manası kalmıyor. Şunun zamanında etraflı, kem, çonkur, oylaş lazım. Onu oylab yetiş için angı kerek var. Nuriye Efendi, ahırık sual. Sizinçe bugünkü günde Uygurlar hem de özünün atanısı, uruk tukanları, erleri, ayalları, hatta ballarını kodanmaydıgan bir devirde sizden önce başka devletlerinin aşında işki siyasetine arışıp, erkin ekrem efendi diyendek, yeni düşmanlarını tepip, kılışı ve toğuş mu? Biz erkin dünyada yaşayımız. Erkinlik, söz erkinliği, yığılış erkinliği, dini erkinlikten teşebbüs kovatkan bir insan buluşumuzla, her bir insanın ki köz karışının buluşunu, ihbarlaş hukukunun buluşunu tergip kılmız hem kogdayımız. Lakin bir yerdeki bir halkılık mesele, şu sözlünüvatkan söz, kılınıvatkan hareket ve teşkilinüvatkan hareketle Uygurlarının milli menfaatine faydalı mı, ziyanlı mı diyen sualını soruş gerek. Her bir insanın köz karışı buluşu normal, varlışı normal, gazetliliş normal, hayacanlılış normal. Lakin hazır bu Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, hatta Amerika'da olsun, bu şu devlet işçiliği ve şu devletin taşkı siyasetleri ki, malum cihet ki, small karakterlik ya ki bir negiz var mesela tutkan pozisyonu karab, hayacanlılış, mence ve terapazlık tutuş, Uygurlarının ki Şarkı Türkistan'ın uzun mesafelik milli menfaatine paydası yok. Mesela Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, etten şu yerlik partiyelerinin mevkası tutup gep kılışıpı mençeci doğramaz. Bipartisan diyen bir söz var. Partiye siz diyen gep, terepsiz diyen gep. Muşindak bir nokta nezerini uzun yıllardır bir teşvik kılıp tergip kantuk Amerika'da buna ihbarcı körülü vatıdı. Mesela Amerika'da muşşilla şıkkıttım Uygurlağı münasetli kanunga avaz biriş meselesi körüldü. Şimdi Amerika'da 35 kongresmen milletvekili var bir parlamentte 400'ün artık adamının Riyad Ottası hiç kandan siyasi göz karış, mevkat birlik ilemediği insanların birlikte Uygurlarının menfen kodaşı avazı verişka hareket kıgını ve şu pasiyet tuğunun özü nait örnek ilişki değişiklik bir mesele. Mesela Amerika'nın ki hazır devletinin içi de devam kodkanmış şu saylan meselesi de mi? Ben bu şu Amerikalık vatandaşlarının ki ilgi özünün ki avaz biriş mevkasını turuşun normal işteyim. Hem demokratik saylam katılışını normal işteyim. Lakin bazı hayacanına çıkış kılıp ya bu ne ya onu eyipleşinin ki mence hiç kandak paydası yok de körüme. Türkiye'de mi körülü batıdı bu iş, Amerika'da mi körülü batıdı? Akıllık buluş gerek. Devlet içindeki siyasetinin kurbanı bu gitmesi gerek. Bazı fırsatperest siyasetçilerin kurbanı bu gitmesi gerek. Vatan millet meselesi bir mukaddes mesele, vicdan meselesi. O undak bir meslek düşke genç ada özünün şahsi göz karşını, şahsi menfaatini ve malum siyasetçi gibi olan aşık bir kararlılığını ve nefret gazibini devlet millet menfaatinin ayrı biçiş gerek. Gerçi Uygurların özünün müstakil devlet bulmuşu mu? Bir millet, tarihi millet, insaniyetki tök koşkan bir millet buluşup duyulan Uygurların özünün gibi millet menfaati buludu. Şuna ben muş fırsatın paylanıp dünya cemaatçilikteki Uygurlara söz erkinlik ve Uygurlara malum meseleyi tutkan pozisyede birinci olarak özünün köz karşımız Uygurlarının milli menfaatini çıkış kılıp pozisyede tutuşunu tavsiye ettim. Rahmet Nuri Türkel Efendi ve Erkin Ekrem Efendi baktım ki bu sohbet katış peygine olalım. Siz de mi? Hürmetli görünmeler, bugünkü bu programımıza alayı dikkat peygine olalım. Köp rahmet, gülü akıtım görüşürüz. Şu vakit olalım.